Hoş geldiniz. Umarım keyifler yenidedir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Bugün sizlerle beraber bu çiçek bu yılın ilk gün güncellemesini yapacağız. İlk gün güncellemesinde neler var? Atıyorum öncelikle bir haze yapışını gösterelim. Çiçek gibi haze yapıyor. 63 level haze'ini yapıyor. Böyle gidelim bakalım. Haze'ini yapalım. Yayındayız aynı zamanda. Yayına da beklerim gelmenizi. Yaklaşık bir 20 tane 10 tane ace döndük. Bir tane bile ölmedik. Bir tane bile fail yok. Ölümün kıyısından bile geçmedik. Yani şunu kesinlikle söyleyebilirim ki Endurance Shards buff'ı felaket olmuş bu build için. Felaket olmuş. Ya Endurance Shards'dan dolayı hayvan gibi tanklıyor abi her şeyi. Böyle gidelim. Bir yandan kaos esip yapıyoruz. Bir yandan ise Divine'ları kasıyoruz. Time for a tussle. Böyle şunlara bir dokunalım bakalım. Bir şey var mı? Yok. Where's the exit? I command you to pay with your right away. Hold the line. İyi valla kanka günaydın hoş geldin abi. Kutuyu da açalım. Quit wasting time. I'll try. I need to focus. Not today. Justice demands your death. Hold the line. Böyle klasik heisi bu şekilde yapıyor. Bu işte yükleme alanları çok kötü. Personal zone olmadığı için bunlar. Bunların hepsinin en büyük sebebi o bu. Bu arada dolduruyorum abi. Böyle. Bütün layer düşen. Vendor esp için. Kaos esp için. Şu ana kadar 23 kaosumuz var. Bu da güzel gayet. Daha da kasıyoruz yani gün zaman geçtikçe. Şöyle göstereyim. Öncelikle tireyi göstereyim. Tireyi bu şekilde gidiyorum. Üçüncü labı yaptım ama üçüncü labı yapmanıza hiç gerek bile yok yani. Ya üçüncü labı yapmadan da girebilirsiniz. Yeter ki 60 level olun. Ak 9 olur, ak 7 olur, ak 10 olur. Hiç fark etmez. Yeter ki 60 levelde ace'e girin. Onu söyleyeyim. Sonra pasif tirimiz bu şekilde. Hani klasik. Benim bu yıldın o popundaki gördüğünüz aynı şey yani. Ve şu an şuraya doğru gidiyorum. Instant leech alırsam bebek gibi olacak. İtemleri göstereyim şöyle. Royal Scepter, herhangi bir şekilde flat damage, Gaspit, flat damage. Bunun zaten öneminden bahsetmiştim ben. Böyle bir herhangi bir helmet, body armor, yani çöp, Allah'a emanet. Şöyle bir şey düştü, leveling'de bundan dolayı kullanıyorum. Markov Submission düştü, içine double şey, punishment koydum. Onunla devam ki. Burada skill'lerden bahsettim. Frostblink, Arcane Search bunları bağlasam güzel olurdu da Fuzzing'lerle Orb of Chance aldığım için yetmiyor. More Duration, Arcane Clock, Arcane Search, Automation. Efendime söyleyeyim Arcane Sprint, Wave of Conviction, Sigil of Power. Momentum, Faster Attack, Deep Slam. Hasta. Bu hastayı şundan dolayı takıyorum. Boss varsa ya da çok zor bir yaratık varsa hastayı kapatıyorum. Hastayı kapatmam demek manamın dolması demek. Bu da ne demek? Ne kadar fazla mana o kadar fazla hasar. Neden? Arkmage takıyoruz çünkü. Bu yüzden de arkadaşım büyük bosslarda hastayı çıkarıyoruz. Peki normalde niye açıyoruz?
Dash speed veriyor, frostbilling işe yarıyor ve hasarımızı arttırıyor. Attack speed veriyor, lipslam'in daha hızlı atmasını sağlıyor. Movement speed veriyor, hayvan gibi koşmamızı sağlıyor. Yani 3 verdiği özellik 3'ü de mükemmel iş yapıyor. O yüzden de hastayı kullanıyoruz. Ama dediğim gibi botlarda veya önemli böyle büyük rear'larda, esanslarda vesaire kapatabilirsiniz. Şimdilik setup bu şekilde. Bu setupla çok rahat bir şekilde Haze'den istediğiniz kadar para kasabilirsiniz. Benim tavsiyem ne olur? 2-3 divan, 4-5 divan neyse yapın. Hani divan'ı alın. Ardından şeye girebilirsiniz. Diğer bir maplere girebilirsiniz. Benim tavsiyem o olur. Şimdi söyleyeceklerim bu kadardı. Farklı bir şey yok. İkinci gün update'ini de atarım bir gün sonra. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.